Otoriteden herkese merhaba, ben Halit Polkan. Yepyeni otomobillerin test sürüşlerinden motor sporlarına ve tabii ki otomobil dünyasına ait en sıcak haberlere kadar dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Emniyet kemerlerinizi bağlayın, otorite başlıyor. Son yıllarda özellikle otomotiv sektöründeki en önemli konulardan bir tanesi alternatif enerji. Sonuç itibariyle petrol kaynakları sınırlı ve zaman zaman gelecekte, özellikle de yakın gelecekte çok pahalı olacağına dair birçok fikir var. Ve sonuç itibariyle otomobil firmaları da elektrikli ve hibrit otomobiller üzerine çok büyük yatırımlar yapıyor. Peki gerçekten geleceğin otomobili ne zaman gelecek? Bu açıdan bakıldığında yanında duran BMW i3 için geleceğin otomobili tanımını yapmamız çok da zor değil. Sonuç itibariyle tamamen elektrikli ve daha da ötesinde otomobil üretim proseslerinde, yani süreçlerinde yaptığı değişikliklerle gerçekten de geleceğe yönelik birçok mesaj veriyor. i3 aslına bakılırsa BMW modelleri içerisinde kendine has tasarımıyla hemen farklılaşan bir otomobil, ama bunun ötesinde sadece i3 adı bile BMW anlamında çok büyük bir farklılık olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü BMW'de isimlendirmeler biliyorsunuz daha çok 3 veya 5 veya 7 serileri olarak adlandırılır. Ancak buradaki i harfi tamamen farklı bir dünyadan bize haber veriyor. i3'ün tasarımına ve diğer özelliklerine geçmeden önce üretim süreçleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten önemli. Sonuç itibariyle elektrikli bir otomobil yapmak, evet, petrole bağımlılığı ortadan önemli oranda kaldırıyor. Ancak asıl problem havanın kirletilmemesi, yani emisyon. Biz tabii ki elektrikli otomobillerde emisyon sıfır diyoruz ama çoğunlukla şu atlanıyor: bu otomobiller üretilirken ortaya çıkan emisyondan ne haber? İşte burada BMW Leipzig'te kurduğu özel fabrikayla bu soruna da önemli oranda çözüm getirdi. Otomobil fabrikalarında 4 temel üretim süreci bulunuyor: pres atölyesi, gövde atölyesi, boya ve montaj atölyeleri. BMW 100 yılı aşkın süredir kullanılan bu süreçleri elektrikli otomobiller için sadeleştirdi. Elektrikli otomobillerin herhangi bir zararlı gaz üretimi olmadığı için en çevreci çözüm olduğu düşünülüyor. Elektrikli otomobillerin sürüş sırasında emisyon olmasa da şarj için kullanılan elektriğin üretimi sırasında ortaya çıkan emisyon da çok önemli. Sonuçta her ülkede elektrik yenilenebilir kaynaklardan üretilmiyor. Üstelik otomobilin üretimi sırasında da fabrikanın kullandığı elektriğin emisyonu da cabası. BMW en azından üretim sürecindeki emisyonu ortadan kaldırmakla iyi modelleri için gelebilecek bazı eleştirileri baştan etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Nasıl mı? Leipzig'teki fabrikada iyi modellerinin üretimi için kullanılacak elektriğin tamamını fabrika arazisine yerleştirilen 4 rüzgar türbiniyle üreterek. 2,5 megawatt üretim sağlayan rüzgar türbinlerinin yüksekliği 140 metre ve kanat uzunluğu da 50 metre. Böylece üretimde kullanılacak elektrik emisyon olmadan üretilebiliyor. BMW'nin sektördeki ikinci önemli yeniliği ise üretim süreçlerinden pres atölyesi ve boya atölyesini kaldırması. Bu teknolojiler sayesinde üretimde kullanılan toplam enerjinin %50, suyun ise %70 oranında azaltılması sağlanıyor. Bu otomobil karbon fiberle güçlendirilmiş plastik ve alüminyumdan oluşuyor. Bu plastik parçalar ayrı bir yerde boyalı olarak dökülüyor ve hazırlanıyor. Dolayısıyla hem pres hem de boya atölyelerine ihtiyaç kalmamış. Ve belki biliyorsunuzdur, otomobil fabrikalarında ve diğer fabrikalar da buna dahil, boya atölyeleri kirleticilerin en yoğun kullanıldığı yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla BMW'nin i serisi hali hazırda dünyada en düşük emisyon ve en az kirleticiyle üretilen otomobil listesinde büyük ihtimalle birinci sırada. Daha önce birkaç kez söylemiştim, elektrikli otomobil çağı geldiğinde alışıldık otomobil tasarımlarının dışında tasarımlarla karşılaşacağız. Çünkü otomobilde piller olacak ve bir elektrik motoru olacak ve bu elektrik motorunun önde olma zorunluluğu yok. Dolayısıyla elbette ki aynı ebatlı bir geleneksel otomobile göre çok daha farklı bir tasarımla iç mekanda çok daha fazla konfor ve genişlik sağlanabilecek. Bu açıdan bakıldığında i3 gerçekten ilginç bir konsept. Çünkü alışılmadık derecede kısa bir burun yapısına sahip. Tabii ki BMW için söylüyorum bunu. Ve eğer BMW'nin tipik böbrekleri olmasa, ki burada aslına bakılırsa bir ızgara yok, tamamen otomobilin kimliğini ortaya koymak için yerleştirilmiş plastik parçalardan bahsediyoruz, bu otomobilin BMW olduğunu anlamak imkansız. Otomobilin küt ve yüksek burun yapısında aslına bakılırsa alışılmadık olan şeylerden bir tanesi de son derece yüksek yapılı tampon. Sonuç itibariyle bu otomobilin önünde hemen hemen hiçbir şey yok. Çünkü arkadan motorlu ve piller de tabana yerleştirilmiş. Dolayısıyla burada bir bagaj alanımız var. Yani bazı spor otomobillerde olduğu gibi
BMW i3'ün de bagajlarından bir tanesi önde. Ancak bu bagajın iç mekanını aslına bakılırsa şarjda kullandığınız kablolar tamamen kaplıyor diyebiliriz. Gelelim i3'ün profiline. Aslına bakılırsa burun yapısındaki sadeliğin aksine profil gerçekten çok garip. Garip diyorum çünkü bugüne kadar alışık olmadığımız bir otomobil tasarımıyla karşı karşıyayız. Öncelikle bu otomobil evet 4 kapılı. Ancak arka kapılar alıştıklarımızdan farklı. Çünkü arka kapıyı açmak için öncelikle ön kapıyı açmanız, sonrasında B sütunun olması gereken yerdeki kapı kolunu kendinize çekmeniz ve arka kapıyı açmanız gerekiyor. Aslına bakılırsa bu otomobilde B sütunu yok. B sütunu görevini arka kapı üstleniyor. Bu yüzden de maalesef arka kapıyı, ön kapıyı tam olarak açmadan açmanız mümkün değil. Gelelim boyutlarına. BMW i3 3999 mm yani yaklaşık 4 metre. Bu açıdan bakıldığı zaman tam olarak B segmentine oturuyor. Yani küçük sınıfa. Aks mesafesi de 2570 mm ki bu da küçük sınıf ortalamalarını tutturuyor. Bu anlamda herhangi bir problem yok. Ama tasarıma döndüğümüzde bazıları için problem olabilir. Sonuçta bu açıdan bakıldığında i3 ya sev ya da nefret et tarzı bir otomobil. Aslına bakılırsa ön kapıya kadar çok da garipsenecek bir durum yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak arka kapıyla birlikte hem arka cam çizgisinin aşağıya doğru inmesi ama hemen ardından çamurluğa doğru yükselip C sütunun olması gereken yeri de tamamen camla kapladığında işte bu garip görüntü ortaya çıkıyor. Buna tabii ki tavan çizgisinin de aşağı inmesi eşlik ediyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bu sayede iç mekanda özellikle arkada oturanlar için çok daha aydınlık bir alan olduğunu söylemek lazım. Gelelim arka tasarıma. Bana kalırsa arka tasarım ön tasarımdan daha ilginç. Tam bir hatchback havası var. Bir problem görünmüyor. Ancak özellikle gözünüz stop lambalarına takılırsa fark edeceksiniz ki stop lambaları karoserden ayrı parçalar değil. Aksine bagaj kapağını boydan boya kaplayan plastik parçanın belli bölümleri şeffaf bırakılmış ve onun arkasına yerleştirilen renkli bölümlerle bir stop lambası grubu oluşturulmuş. Bugüne kadar pek rastladığımız bir şey değil. Aynı ön tampon gibi iri tutulan arka tamponda ise çok önemli bir tasarım özelliği yok. Sadece biraz hareketlendirilmiş o kadar. Ama başka bir detay var. O da çamurluklarla bagaj kapağının buluştuğu nokta. Genelde bagaj kapağı çamurluğun daha ön tarafında yer alır. Sistem böyle kurulur ama burada ilginç bir şekilde çamurluklar bagaj kapağından hem ayrı duruyor hem de daha ileride duruyor. Dolayısıyla aerodinamik anlamda da önemli işlevi olsa gerek. Gelelim bagaj hacmine. Sonuç itibariyle elektrikli bir otomobil de olsa hepimizin bagaja ihtiyacı var ve bu alanın hem genişliği hem de kullanışlılığı önemli. i3'ün 260 litrelik bagaj hacmi boyutlarıyla orantılı. Ve kullanışlılık açısından baktığımızda iş biraz kritik çünkü yükleme eşiği oldukça yüksek. Bu açıdan ağır eşyaları yükleme ve boşaltma sırasında belinize biraz fazla yük bineceği kesin. Fakat bu konseptte bir otomobilde benim bagajla çok da işim yok diyorsanız bu bagajla rahatlıkla yetinebilirsiniz. Gelelim i3'ün iç mekanına. Dış tasarım ne kadar fütüristik yani geleceğe dönük görünse de iç mekan bundan bir tık daha yukarıda. Özellikle de detaylara birazcık indiğinizde i3'e gerçekten saygı duymaya başlıyorsunuz. Öncelikle söyleyelim, bu otomobilin %95'i geri dönüşümlü malzemelerden oluşuyor. Gerçekten büyük başarı. Ama iç mekanda kullanılan bazı malzemeler var ki 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Örneğin kokpitte kullanılan ve kapı içlerinde kullanılan bu kırçıllı madde plastik değil. Okaliptüs ağaçlarından elde edilmiş bir madde. Örneğin deri döşeme versiyonlarında ya da deriyle kaplı bölümlerde kullanılan deri, zeytin ağacı yapraklarından elde edilmiş bir kimyasalla tabaklanmış. Yani son derece çevreci. Oturduğumuz koltuklardaki yün bölümlerde son derece özel. Resmen iklime göre hareket ediyor. Yani otomobilin içi çok sıcakken mümkün olduğunca daha serin, soğukken de mümkün olduğunca daha sıcak tutmaya çalışıyor. Bunlar çok küçük gibi görünen ama önemli detaylar. Peki ya tasarım?
önümdeki kokpit bugüne kadar kullandığım hemen hemen hiçbir otomobile benzemiyor. Son derece girintili, çıkıntılı ve ilginç tasarım öğeleriyle dolu. Örneğin orta konsol diyebileceğimiz bölümde ve sürücüye de uzak kalan noktada havada asılı duran bir büyük ekran var. Aslında havada elbette asılı durmuyor. Sağ taraftan gelen bir kolona bağlı. Ama sürücü tarafından baktığınız zaman sol tarafında ve altında hiçbir bağlantı görmeyince gerçekten de havada yüzüyormuş gibi duran bir ekrandan bahsediyorum. Oldukça da geniş ve bu ekranın bu büyük yapısı ve renkli yapısı sürücünün de yolcunun da birçok bilgiyi çok kolay algılamasını sağlıyor. Aslında burada BMW'nin alıştığımız iDrive sistemi var. Hemen normal şartlar altında bir otomobilde vites kolunun olduğu yerde biliyorsunuz iDrive konumlandırılıyor ve i3'te de aynı yerde. Ve bu açıdan baktığınız zaman geleneksel bir BMW kullandığınızı düşünebilirsiniz. Ve bu iDrive üzerinden bu otomobille ilgili aynı normal BMW'lerdeki gibi bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ve elektrikli olmasının getirdiği avantajla elektrikli bir otomobilde bilmeniz gerekenlere de bu noktadan ulaşıyorsunuz. Örneğin yol bilgisayarı verilerini açtığınızda bu ekranda elbette ki litre bölü 100 kilometre görmüyorsunuz. Bunun yerine kilowatt saat bölü 100 kilometre görüyorsunuz. Tabii ki elektrikli otomobile alışık olmayan insanlar için bu rakamlar çok fazla şey ifade etmiyor. Bu yüzden bizim gözümüz direksiyonun arka tarafındaki gösterge tablosunda daha fazla kalıyor. Zaten olması gereken de bu. Bu gösterge tablosunda hızı ama daha da önemlisi menzili görebiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü elektrikli otomobil çağı henüz Türkiye'de gerçek anlamda başlamadı. Dolayısıyla hızlı şarj ünitesi çok fazla yok. Bu yüzden de mümkün olduğunca en uzun mesafeye gitmeye çalışmak gerekiyor. Bunun için BMW'nin sunduğu elbette önemli bir avantaj var. Hatırlarsanız geleneksel motorlara yani dizel ve benzinli motorları sahipleyen modellerinde Efficient Dynamics diye bir sistem var. Ve bu sistem üzerinden EcoPro, Comfort, Sport ve Sport Plus gibi farklı kullanım stillerine uyum sağlayan motor ve şanzıman yönetim sistemlerini seçebiliyorsunuz. Evet, i3'te de var. Ancak burada önemli bir farklılık var. Bir kere Sport yok. En üst nokta Comfort. Onun altında EcoPro var. Ama onun altında bir kademe daha var. EcoPro Plus. Eğer bunu seçerseniz sistem elektrik harcayan ama kullanılması şart olmayan bütün sistemleri kapatıyor. Örneğin klima gibi. Böylece gidebileceğiniz en uzak noktaya gitmenizi sağlamaya çalışıyor. Tekrar dönelim tasarıma. Çünkü özellikle direksiyon arkasındaki bölümde ilginç tasarımlar var. BMW'de görmeye pek de alışık olmadığımız iki kollu direksiyon silindirinin üzerinde mavi çizgiler ve ortadaki amblemin etrafında da mavi çizgi var. Aslına bakılırsa otomobilin dışında da bu çizgilere rastlıyorsunuz. Bunun anlamı bu otomobilin elektrikli olduğu. Çünkü otomobil dünyasında elektrikli otomobil ve hatta hibritler yani havayı kirletmeyen veya emisyonu çok düşük olan araçları belli edebilmek için mavi renk kullanılıyor. Ve BMW'de i3'te bunu koltuklarda bile kullanmış. Yani bunu size her daim hissettiriyor. Direksiyon silindirinin üzerinde bazı düğmeler var. Evet, alıştığımız şeyler. Ama hemen arkasında duran bir parçaya daha önce hiç rastlamamıştık. Hem şekline hem de kullanım stiline. Elbette direksiyon kolundan vites kolu alışılmadık bir şey değil. Ancak bu tarzda bir tasarımla ben ilk defa karşılaşıyorum. Üstelik otomobili çalıştırmak için de bu vites kolunun üzerindeki start stop düğmesine basıyorsunuz. Ve tabii ki motoru tamamen kapatmak için de aynı düğme kullanılıyor. Park konumu için de ayrı bir düğme yerleştirilmiş. Ancak sürüş, boş konum ve geri gidiş için bu vites kolunun ucundaki parçayı ileri ya da geri hareket ettirmek gerekiyor. Yani hareket yönü bu şekilde seçiliyor. Orta konsoldaki ekrandan daha küçük olan gösterge tablosu bence son derece basit ve anlaşılır. Hem şarj durumunu, hem gidebileceğiniz menzili, hem o andaki hızınızı ve toplam kilometre ve günlük kilometre gibi detayları buradan izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Peki kokpitte hiç mi geleneksel öğeler yok? Elbette var. Orta konsolun alt kısmında son derece alışkın olduğumuz bir müzik sistemi ve klima sistemi var. Gerçekten de bu düğmeler ve bu yerleşim zaten geleneksel BMW modellerinden geliyor. Bunun yanı sıra silecek ve sinyal kollarıyla birlikte sol taraftaki aydınlatma kumandaları da geleneksel modellerden taşınmış.
Bu da tabii ki toplam maliyeti düşünme anlamında mecburi olan hareketler. Normal otomobillerde orta konsolun alt kısmı vites konsoluyla birleşir. Ama i3'te öyle değil. Burada tamamen bir ayak boşluğu ve orada bir file eşya gözü var. Ne kadar işe yarar tartışılır. Ama yine de ferahlığa katkıda bulunduğu kesin. Torpido gözü de BMW'de çok alışık olmadığımız şekilde yukarı doğru açılıyor. Ama iç hacmi oldukça geniş. Herhangi problem yok. Gelelim kapı işlerine. Çünkü burada da çok ilginç ve ilerici bir tasarımla karşı karşıyayız. Ön taraftaki girinti aslında size bir kapı kolu olarak geri dönüyor. Yani kapıyı kapatmak için bu noktadan geri çekiyorsunuz. Elbette böyle karmaşık gibi görünen bir tasarıma ihtiyaç var mıydı bilmiyorum ama en azından son dönemde gördüğüm en büyük kapı içi ceplerden birinin i3'te olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim iç mekan genişliğine. Önde herhangi bir problem yok. Baş mesafesi oldukça iyi. Bu arada arkada da aslına bakılırsa çok önemli bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Diz mesafesi bu boyuttaki bir otomobil için oldukça iyi diyebilirim. Sadece arka kapıyı açmadan önce ön kapıyı açma zorunluluğu pratiklikten biraz kaybettiriyor. İlginç olan bir nokta da şu. Önde siz emniyet kemeriyle bağlıyken dışarıdan birisi eğer kapıyı açmaya kalkarsa emniyet kemeri de o noktaya bağlı olduğu için sizi sıkıştırıyor. Evet, gelelim i3'ün yol üzerindeki yeteneklerine. Elektrikli otomobil hiç kullanmamış biri için gerçekten çok ilginç hisler var. Hoş, ben daha önce birkaç farklı elektrikli otomobil kullandım. Ama yine de her elektrikli otomobil arasında da farkları hissedebiliyorsunuz. Aynı normal otomobillerde olduğu gibi. Öncelikle i3'ün elektrikli motorunun gücünden bahsedelim. Bu otomobilin maksimum gücü anlık olarak 170 beygir, yani 125 kW. Ancak bunu sadece çok kısa bir süre için verebiliyor. Nominal güç dedikleri sürekli gücü ise 75 kW, yani 102 beygir. Torkuysa sabit olmak kaydıyla 250 Nm. Bu açıdan bakıldığında, yani 102 beygir gücünde ama 250 Nm tork üreten motor, aklımıza 1.5-1.6 litrelik dizel motorları getiriyor. Gerçekten de genel performans değerleri açısından çok yakınlar. Ancak hızlanma performansı örneğin çok ilginç. Çünkü i3 fabrika verilerine göre sıfırdan saatte 100 km hıza sadece 7.2 saniyede ulaşabiliyor. İşte bunu 1.5 veya 1.6 litrelik dizel motorlu bir otomobil yapamaz. Bu da elektrikli motorun sağladığı avantajlardan biri. i3'ü kullanmaya başladığınız ilk anda zaten elektrikli bir otomobili kullanma konusundaki tecrübeniz ön plana çıkıyor. Çünkü normal otomobillerde olduğu gibi gaza ve frene basmıyorsunuz. Elbette bir gaz pedalı, bir fren pedalı var. Ama çok ilginç bir durum var. Birçok noktada frene basmak zorunda değilsiniz. Çünkü gaz pedalındaki baskıyı azalttığınızda sistem rejenerasyona geçiyor. Yani elektrik üretmeye başlıyor. Bu da ister istemez çok güçlü bir yavaşlamaya sebep oluyor. Özellikle ayağınızı gazdan tam olarak çektiğinizde gerçek anlamda fren yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Ve zaten bu aşamada fren lambaları da yanıyor. Ve ister inanın ister inanmayın, eğer uzun bir yokuştan iniyorsanız ve gaz pedalını sürekli gevşek bırakıyorsanız menzilin arttığını görüyorsunuz. Bu çok keyifli. Üstelik de insana güven veriyor çünkü bazı noktalarda özellikle de son 30-40 kilometrelerde menzil açısından söylüyorum. İnsan içini bir korku kaplamıyor değil. Çünkü eğer o menzil içerisinde bir priz bulamazsanız bu otomobili hareket ettirmek için çekiciden başka şansınız yok. Bu açıdan baktığınızda sizin en büyük yardımcınız gösterge tablosundaki yarım daire biçimli bir gösterge. Bu göstergedeki beyaz ışık eğer siz ayağınızı gazdan çekiyorsanız şarj bölümüne gidiyor. Eğer gaza basarak ilerliyorsanız elbette güç tarafına geçiyor. Böylece hafif gaza basarak yokuş indiğiniz noktalarda bile aslında pilleri şarj ettiğinizi görebiliyorsunuz. Peki hızlanma hissi gerçekten de kağıt üzerindeki verilerle uyuşuyor mu? Evet uyuşuyor. Çünkü elektrikli motorların yapısı, doğal yapısı gereği
daha çalışmaya başlar başlamaz çok yüksek bir tork üretiyor. Bu da özellikle kalkışlarda gerçekten de güçlü olduğunuzu düşündüğünüz otomobilleri geride bırakmanızı sağlayacak bir performans sunuyor. Ancak gaz pedalına ne kadar fazla basarsanız gösterge tablosundaki menzil de o kadar hızlı aşağı iniyor. Menzil demişken fabrika verilerine göre i3 tam şarjlıyken maksimum 200 kilometre menzile ulaşabiliyor. Ancak bu da Eco Pro modunda. Tabii bunu yapabilmek için hem şartların mükemmel olması gerekiyor hem de sürücünün aşırı sabırlı. Kolay iş değil. Yeni Avrupa sürüş döngüsüne göre ölçümlerde ise bu otomobilin menzili 190 kilometre olarak açıklanıyor. Fakat BMW işi tehlikeye atmamış. Kendi broşürlerinde müşterilerin ulaşabileceği menzil olarak bir hane daha var. Ve burada 130 ile 160 kilometre arası bir menzil öngörülmüş. Elbette bu menzil hava şartlarına, trafik şartlarına, sürücünün kullanım şartlarına göre çok değişken. Ama en azından normal kullanım şartlarında ve biraz da dikkat ederek en azından 130 kilometreye ulaşmak bence önemli. Sonuç itibariyle elektrikli otomobiller bir ailenin birinci otomobili olmak üzere geliştirilmedi henüz. İkinci otomobil olarak düşünmek lazım. Ve bu otomobili kullanacak kişinin günde en fazla 100 kilometrelik bir mesafeyi aşması lazım ki bu da sabah evden çıkıp işe gitmek ve akşam da işten çıkıp eve gitmek anlamı taşıyabilir. Sonuç itibariyle bu iki noktadan birinde bir elektrik krizi varsa sorun çözülüyor. Gelelim otomobilin diğer dinamik özelliklerine, yani örneğin süspansiyona. Bu otomobilin lastiklerine dikkatli baktınız mı? Çok ilginç bir durum var. Evet, yeni nesil birçok otomobilde olduğu gibi son derece büyük çaplı, yani 19 inçlik jantlarla karşılaşıyoruz. Hatta 20 inç jantlı opsiyon. Ama tabanları çok dar. Evet, bundan sonra özellikle elektrikli ve hibrit otomobillerde bu tip lastiklere çok daha fazla rastlayacağız. Çünkü hem lastik teknolojisi gelişti ve belli bir noktaya geldi. Böylece çok geniş tabanlı olmayan ama yere iyi tutunan, bunun karşılığında da sürtünme alanı düşük olduğu için yuvarlanma direnci de iyice düşen lastiklerle karşılaşacağız. Sonuç itibariyle enerjiyi korumak üzerine her şeyi kurgulamak zorunda otomotiv sektörü. Ve bu sadece kullanılan enerjiyle ya da enerji miktarıyla ilgili değil. Her komponente, yani otomobilde kullanılan her şeyde buna dikkat etmek gerekiyor. Lastikler de bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Lastikler alışılmışın ötesinde yüksek yanaklara sahip. Dolayısıyla bu da süspansiyon konforuna olumlu etki eden noktalardan biri. Çünkü süspansiyon çok yumuşak değil. Zaten BMW'lerde yumuşak süspansiyonla da pek fazla karşılaşmıyoruz. Ancak ağırlık dağılımı biraz ilginç olan bu otomobilde süspansiyon çok daha fazla önem taşıyor. Evet, bu otomobil arkadan itişli ama motor da arkada. Dolayısıyla ağırlık dağılımı ile ilgili sıkıntı var. Bu sıkıntı elbette önemli bir noktaya kadar tabana yayılmış pillerle dengeleniyor. Ancak örneğin 50-60 km hızlarda giderken ayağımı gaz pedalından aniden çektiğimde fren etkisi yaratan rejenerasyon devreye girdiği anda örneğin ön tarafta bir hareketlilik hissettim. Sebebini gerçekten bilmiyorum ama beni ilk anda rahatsız etti. Yani ön taraf sanki kayıyormuş hissi verdi. Bunun büyük ihtimalle ön tarafın biraz hafif olması ve ani ağırlık transferiyle birlikte ön takımın buna tam tepki verememesi olabilir. Bunu daha ileride belki de bir düzeltme olarak göreceğiz. Ancak genel olarak bakıldığında süspansiyon sistemi yeterince konforlu ve bu yüksek yapıya rağmen yol tutuş konusunda sandığınızdan daha iyi. Evet, insan gerçekten de bazı virajlarda kendini garip hissediyor. Çünkü biraz yüksekte oturuyorsunuz, otomobil çok büyük değil. Dolayısıyla karoserin yana yatmasını bekliyorsunuz ve elbette yol tutuşta bazı olumsuzluklar bekliyorsunuz. Ancak öyle olmuyor. Bazı noktalarda bu otomobil sanki ray üzerindeymiş gibi dönebiliyor ve bu da keyif veriyor. Arkadan itişli i3'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi de manevra kabiliyeti. Gerçekten de son derece dar alanlarda bile manevra yapmak çok kolay. i3'ün alışıldık BMW ile çok da bağdaştıramadığım iki özelliği var. Bunlardan bir tanesi direksiyon. Evet, direksiyon BMW'lerde genelde ağırdır ancak net ve hızlı tepkiler verir. Burada tepkiler bazen gecikiyor ama netlikte bir problem yok. Bununla birlikte zeminle ilgili bilgilendirme konusunda biraz sıkıntı var.
zeminde tam olarak ne olup ne bittiğini anlamıyorsun. Diğer sistem ise fren. Rejenerasyon nedeniyle gaz pedalından ayağınızı çektiğinde frenlemenin başlamış olması mı etkilidir tam olarak bilmiyorum. Ama fren pedalı oldukça yumuşak hissettiriyor ve biz BMW'lerde buna hiç alışık değiliz. Üstelik de güçlü frenleme için fren stronu biraz kullanmak, yani biraz daha aşağı ittirmek lazım. Belki ileride düzeltilebilir. Ama frenleme gücü anlamında bir eksiklik yok. Sadece fren pedalına basılır basılmaz beklediğiniz tepkiyi alamıyorsunuz. Tabii bu otomobil elektrikli bir otomobil ve alıştığımız BMW özelliklerinin bir kısmının olmamasını da doğal karşılamak gerekli. Zaten elektrikli bir otomobili kullanmak başlı başına farklı bir deneyim ve bu deneyim içerisinde bazı şeyleri göz ardı edebiliriz. Güçlü rejenerasyon efekti sayesinde, yani frenleme etkisi sayesinde şehir içinde tamamen durma noktasına gelmek zorunda değilseniz bu otomobili tek pedalla kullanabilirsiniz. Gerçekten de alıştıktan sonra sadece gaz pedalındaki hareketlerle bütün bir trafiğe uyum sağlayabiliyorsunuz. Ve üstelik gazı bırakmaya başladığınızda elektrik üretilmeye başlanması da artı puan. Bir şehir otomobili olarak düşündüğünüzde görüş açıları anlamında çok büyük problemler yok ama ağ direklerinin kalın yapısı işi elbette biraz bozuyor. Geriye doğru baktığımızda ise arka camların, özellikle CS sunumundaki camların varlığı işi kolaylaştırıyor ama geri manevralarda yine de geri görüş kamerası çok işe yarıyor. Bu arada i3'ün tam bir ilgi mıknatısı olduğunu da söylemeliyim. Bu otomobille geçirdiğim yaklaşık 3 günlük süreçte hem yolda ilerlerken hem de bazı park alanlarında etrafımız hiç boş kalmadı. Bütün meraklı gözler bize döndü. Bu açıdan da baktığımızda BMW i3 hem çevreci, hem ilerici, hem de ilgi çekmeyi seven insanlar için gerçekten çok iyi bir alternatif. Diğer taraftan elektrikli otomobil kullanma kültürü ve altyapısıyla ilgili eksikleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bir elektrikli otomobil satın almayı düşünüyorsanız, evet, i3 gerçekten bu işin zirve noktalarından biri durumunda ve maalesef henüz altyapımız çok uygun olmadığı için ne şehirler arası yollara gidebilirsiniz ne de şehir içinde beklediğiniz kadar fazla gezinti yapabilirsiniz. Peki i3'te şarjımız bittiği zaman ne yapacağız? Bunun için aslına bakılırsa iki farklı yol izleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ev ya da iş yerlerinde kullandığımız normal elektrik prizleri. Eğer bu prizlere bu aracın aküsünü bağlarsanız yaklaşık 8 saatlik sürede %80'ini doldurabiliyorsunuz. Bir de bazı noktalarda karşımıza çıkan hızlı şarj üniteleri var. Burada da elimizdeki kartı kullanıp bu karta bağlı şifreyi girerek hızlı ya da biraz daha yavaş olan ikinci şarjı kullanma şansımız var. En hızlı şarjda bu otomobilin akülerinin %80'i yaklaşık 30 dakikada doluyor. Fakat burada ilginç bir nokta var. Örneğin i3'ü şarj cihazına bıraktınız ve oradan uzaklaştınız. Bu kablonun sökülmeyeceğine dair bir garantiniz var mı? Evet, bu araçta var. Çünkü hem otomobile giriş noktasında hem de hızlı şarj ünitesine giriş noktasında eğer otomobili kilitlerseniz iki tarafta kilitleniyor. Yani buradaki bağlantıları sökmeniz mümkün değil. Ev tipi ya da iş yeri tipi bir prize taktığınızda ise elbette o nokta kilitlenemiyor ama yine aracın üstündeki bölge kilitlendiği için bu kabloyu birinin alıp götürmesi pek mümkün değil.